olsun. Kaldır, indir güzel. Kaldırıyoruz, indiriyoruz güzel. Güzel. Saçma sapan hareketler ya. İndir. Kaldır, bir dur. Bir indir, indir. Oo efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ya burada bir Münir varmış ya. Onu bana bir bul be. Antrenman koçu Münir benim. Ha. Lan siz burayı nasıl ısıtıyorsunuz kışın? Acaba merkez ısıtma falan var mı yoksa kombili mi? Eğer kombili ısıtıyorsanız çok yakar. Çünkü mekan çok geniş yani. Merkezi ısıtma. Galoşçu musun sen? Ya arkadaş, bir müessesenin en büyük gideri nasıl galoş olur? Ben bunu anlamıyorum ya. Çuvallar nereye koydun? Ya galoş da getiririz de şimdi mesele o değil. Benim adım Salih. Sen bana Salih abi diyeceksin. Ayrıca ücrette de Galli abi bir indirim yapacaksın. Salih abi. Hoş geldin Salih abi. Senin memleket neresi Ali abi? Ya bırak şimdi hemşehriciliği kardeşim. Ben global bir insanım. Ayrıca evrensel değerlerin temsilcisiyim. Spor yapmaya geldim. Hayatımda ilk defa yapacağım. Çok heyecanlıyım. İlki her zaman çok heyecanlı olur. Zamanla alışırsın. Yalnız şimdi biz çıkalım yukarıya. Siz de bir form dolduralım. Ondan sonra işlemlerinizi yapalım, kaydalalım sizi. Ya yazı çizi işleriyle beni uğraştırma kardeşim. Ya şu aletlerden bir tanesini boşalt. Ben geçeyim, bir önce kiloları vermeye başlayayım ben. İyi diyorsun da Salih abi, biz öyle çalışmıyoruz. En azından bir doktor raporu falan lazım bize ya. Bir şey getir ya. Raporla mı geldin ben? Yalnız bunun imzası okunmuyor Salih abi. Ya Allah Allah, toprağım ya. Bir saattir beni sen burada ayakta dikiyorsun. Şu aletlerden bir tanesini beni geçit de azıcık spor yapayım, dinleneyim, ben yoruldum ya. Salih abi, senin olay bayağı ilerlemiş. Önünü alamamışsın anlaşılan, engelleyememişsin. Gözünüzü seveyim, köprüden önceki son çıkış olarak görmeyin bizi ya. Biraz erken gelin ya. Azıcık erken davranın ya. Bah yiğidim, kilodan para kazanan bir insan olarak kiloyla ilgili espri yapman bana son derece ironik geldi. Ben bundan 3 gün öncesine kadar kendi bedeniyle barışık, belli bir meblağ parayı topladığı zaman mutlu olabilen bir insandım. Ha diyeceksin ki ne değişti? Bir ilişkim var artık. Artık tek gecelik değil, çift kişilik düşünmek zorundayım. Sevgilim Nigar Tan fit fit ortalarda dolaşırken benim bıngıl bıngıl yuvarlanmam çok sıkıntı yaratabilir. Nigar Tan çok güzel bir insan. Ben de kendime bakmak zorundayım. Yoksa sevmez artık beni. Vallahi senin işin çok acele. Ben hemen yukarıya çıkıyorum. Senin işlemleri hallediyorum. Geliyorum, tamam mı abi? Biraz uç vermeden gelseydin ya. Bir dakika dur. Ben seni dur. Kim bu, dur bakayım. Sen kimsin? Mansur. Mansur Akbay. Merhaba. Tamam ya, tam dilimin ucundaydı ya. Mansur Arkın ya. Senin gerçek soyadın Cürekli Batur'du değil mi? Ya ben tanıyorum seni. Yalnız Mansur Bey, ben sizi hiç sevmiyorum biliyor musun? Türkülerinizi falan çok irite edici. Lan Mahsun, gitmişsin en kolayına oturmuşsun ha. Efendim? Diyorum ki, sıkıyorsa diyorum, gel diyorum, burada koş diyorum. Ya yeter arkadaşım ya, yeter. Senin derdin ne ya? Tebelleş oldun zaten sabahtan beri. Suyumu içtin, ayaklarını havluma sildin. Beni ağırlık diye tuttun, kaldırdın, indirdin. Hakaret ettin. Yeter kardeşim ya, benim de sevenlerim var, fanlarım var. Twitter'da 1216 tane takipçim var benim, yeter ya. Alın bu camışı başımdan ya. Atar yapma lan. El kadar adamsın, niye giriyorsun o kadar ağırlığın altına? Sağlık için ne olacak? Sağlık içinmiş. Sanatçıyım. Ünlüyüm diye demiyorsun da. Tabi o da var canım. Bak, daha önce hiç kimseye söylemedik. İlk sana söyleyeyim madem. Ben sizin camiaya damat olarak geliyorum. Bu spor salonu da ondan geliyor. Bizim camia derken? Anlamadım. Ya sen Ahmet'in arkadaşı değil miydin ya? Ya ben Ahmet'in kankasıyım. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez bizim. Aynı mutfaktan besleniyoruz. Hani böyle belgesellerde böyle köpek balığı gelir de ondan sonra buradan böyle bir tane hayvan gelir ona yapışır ya. Zargana. He zargana. İşte ondan sonra hep ondan beslenir ya. O hayvanat Ahmet. Evet hatırladım ben seni ya. Ahmet'e musallat olan komşususun sen. He, öyle de denebilir evet. Bugün birkaç tane kilo verirsem yarın yine geleceğim. Münir Bey'in programını uyarsan olabilir. Neden olmasın? Toprağım o benim. Ona çok kanımsındı. Daha önceden bir yerlerden tanıyormuş gibiyim ona. Ama başarıya çok odaklanma. Gerginlik yaratır. Halbuki rahat olman lazım. Sonuçta spor bu.
Zevk bile alırsın zamanla. Ya Allah'ını seversen salak salak konuşma. Yürüyorum, susuyorum, terliyorum, koşturuyorum. Ben bunun nesinden zevk alayım? Manyak mıyım ben? Vallahi gel sen beni dinle ya. Çok takmayacaksın böyle şeylere. Gerginlik hata yaptırır. Benim motom da bu zaten. Gazla gitsin. Bir de sepetlenince unut gitsin var ama o konumuz değil. Motto değil mi? Vallahi çok derin konuşuyorsun ha. Filozof gibi adamsın yani. Ya bizim Ahmet'le hiç görüşemiyoruz. Nasıl o? Şimdi ben tabii sevgili yaptım ya. Ahmet'i biraz hoşladım ben. Salih Pazarlama LTD CTI anonim. For English, press 9 please. Alo Salih Bey. Ben Feride, hatırladınız mı? Ahmet'in arkadaşı. Feride miydi senin ismin ya? Tamam hatırladım. Ne yapıyorsun? Yılan doktoru. Ne doktoru? Nasıl yardımcı olabilirim? Yalnız Ahmet içinse kendisi yanımda yok. Biraz boşladım onu da. Yok Ahmet yanımda benim. Yanındaymış Mansur. Anladın mı? Ahmet baba sen ya sırtlan. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama Ahmet biraz fenalaştı. Fenadır Ahmet'im, fenadır. Üzerine gitmeyin. Birazdan düzelir. Kadın milleti işte ya. 40 yılda bir başlarına gelir. Hemen duyururlar sağa sola. Ambulanstayız şu anda. Yani çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum ama Ahmet sizden don ve çorap istedi. Evden getirecek misiniz? Ambulanstalarmış. Hayal gücüne bak. Şanslı p***. Ambulans mı? Ne ambulansı? Ne oldu yiğidime? Ya bence önemli bir şey yok. Ahmet ısrar edince ambulans çağırdık işte. Nereye götürüyorsunuz yiğidimi? Don gömlek alıp geliyorum hemen ben. Ümraniye tamam hemen geliyoruz tamam. Havar komşular havar. Ahmet'in patates olmuş.